Merhaba sevgili saptan severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. Biraz pratik yapalım. Ayarları yapana kadar. Uğraştık. Galiba oldu bu sefer ayarlar. Mikrofon da geldi, bugün geldi. Umarım o da olmuştur. Evet, bu varyantı çok sık oynuyorum. Siyahlar bir piyon feda ediyor ve vezir kanadına baskı yapmaya çalışıyor hızlı bir şekilde. Beyazlar da gelişimini engellemeye çalışıyor siyahın. C8 fil özellikle sıkıntılı. Çok fazla oynadım bu varyantı ben beyazla. Güzel bir varyant. Ya ben beğeniyorum. Şimdi gelişimde sıkıntı yaşıyor. Bir piyon feda ediyor burada. Siyah D5 oynuyor. Ya da D6 oynuyor. Rokatman'ın D5 oynuyordu. ED6 aldığımda piyonu feda etmiş oluyordu. Burada A4 iyi bir hamle. Fil B4 ile keseceğiz. Fil B5 oynayıp keseceğiz tamamen vezir kanadındaki atağını. Biz de burada H4 H5 ilerleyebiliriz. Kale H1 gelip merkezden oynayabiliriz. Kale A7. Anlamadım ben. At A8, at C7. At E6 mı oynayacak acaba? Fil B5. Şimdi E6. Peki at G5 oynayalım. Yani o kadar olasılık var ki. Ne yapacağıma karar veremedim ya. G4 de oluyor. Her şey oluyor burada. G4 oynayalım ya. Bakın gördüğünüz gibi gelişimde sıkıntı yaşıyor siyahlar. Temel mantığı buydu. Bir de buradan tempo kazanalım. Kaleyi isteyelim. H5'i de alalım. Allah bereket versin. G6'yı da alalım. H5. Şimdi H6. At D4. C2'yi tutalım. At F5 fikirlerim de var şimdi. Kale C6'ında kalırsa H6 oynamak istiyorum. 6. yatayda tutarsa, 6. yatayda tutmak yerine burada bıraktım. Bir H7 oynayalım. Şah nereye kaçacak? Şah G7 kaçarsa at E6 var. Burada da aslında at F7 at E6 çok ilginç. Vezir F7 diğer bir ilginç hamle. At F7, şah, kale F7, vezir F7 de alabilirim. Bunu alalım ya. Fil E5. At F7. Vezir F7. Kale DG1. Kale G8. At A2, şah B1, at C3 alalım bunu da. Ya yani vezir B3 oynayabiliriz burada basitçe. Vezir B3, vezir G8 mat istiyorum. Bebeğim çekim yapıyorum ama söyledim sana. Sessiz olur musun? Gel seni görsün benim takipçilerim. Gel. Evet, bu da benim kızım. Hiç kamera yok. Kamera buradan gösteriyor. Şimdi maç yapıyoruz. Yorumluyorum ben de maçları. Dur, düşüyor. Hadi sen geç otur. Evet, sıra bizde. Kızımdan da şans öpücüğünü aldım. Şimdi artık vezir D4'lü Sicilya oynayalım bari. At F6'ya E5. At C6, fil B5, vezir A5 oynayabiliyorlar burada. At C3, vezir B5, at B5, at D4'e, at F4 de var. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Karpov da oynuyor böyle. Merkezde atlar çok güzel. Tabi burada gelişim nasıl olacak şimdi? Fil E3'e çıkarsak at G4 veya at D5 oynayabiliyor. Fil D2'den çıkmayı tercih ediyorum ben. Daha sonra fili duruma göre C3'e de koyabiliriz.
Bir at B3 gelelim. C5 fide. Siyah kaleler zayıf olduğu için E6 ve A6 piyon yapısından dolayı siyah file saldırıyorum. Şimdi at C4 ile D6 karesine baskı yapmak istiyorum. Bir de G4 hamlem var. Bir de fil B4 var. Gelişimini engelliyoruz. Bir piyon feda ettik. F dikeyinde baskı yapıyoruz. At F7 var. At D5 geldiği zaman. At F7 fikrimiz var. Fil C7. Fil D6 da oynayabiliriz aslında. At C4 oynayalım. Evet. Baskımız var. Bir piyon vermemize rağmen. Fil D7. Fil D6 oynasak. Tersenkli fillere gireceğiz. Peki girelim. Hatta tersenkli fillere de girmiyoruz aslında. Kale F1 oynayacağız. Evet, bir piyon gereksiz yere vermiş olduk şimdi. Bunu anlıyoruz buradan. Vermesek de olurmuş. İki tane geçeri var. Bari piyon yapısını bozalım. At C5 gelelim. B7 istiyorum. B3. G2 alamıyor nasıl olsa. G2 açık olduğu için. Açmazda kalıyor. Şah B2. Evet, at F4. Açmazdan kaçtı. Şimdi G3. At H5 oynayacağız. Kale F1 gelelim. Evet, bu değişim aslında biraz mecbur kaldık. Şimdi bir geçer piyonumuz var ama nereye kaçacağız? Evet, telefonumda çekim yapacağım diye hiç durmadı ya. Peki. Nasıl tutacağız bunu? Şahımız E3'te olsa güzel olurdu da. Şah D3, Şah E3'te gelebilirdik. Şah 3, Şah D3 pardon. Evet, burada artık bir tane oynayalım. Sonra tekrar gelelim. Ama gelelim, tamam. Figür 4 alır mı diye düşündüm de bir an. A3 sürseydik keşke. Böyle geleceğiz. G5 oynamak istiyorum. Tekrar böyle geleceğiz. At E4 istiyorum. At E4. Şah E3. Bebeğim. Yeter. Bunu mecbur oynayacağız ama kaybediyoruz. Şah çeksek. Şah B3 gelecek. Evet, bu çıkmaz artık. Yok, bunu terk ediyoruz. F2'yi vermemize gerek yoktu aslında. Bir tane daha oynayalım. Aynısı.
mı geldi? Bunu oynamış mıydık biz? Peki. Alalım bakalım. Larsen sistemde at BD7. A5. At C5'te basalım. D4 oynatmaya çalışıyorum. D4 oynatırsak iyi olur bizim için ama oynamayacak tabii ki. Vezir B6. Nihayet D4 oynattık. Zafer bizim. Şimdi E4 sürdüğü zaman dokunmuyoruz kesinlikle. Tabii E4 F5 sürmeye çalışabilir. G6 da oynayalım. Yok atmayacağım ya. A4 niye oynamadık biz? At G6 istemiyor. A4 oynayalım hadi. Şahımız merkezde iyi. Şahı E7'ye koyarız. Merkez kapalı nasıl olsa. Açamıyor da. Bir tek E4 F5 oynamaya çalışacak. Biz de A4'te hızlı bir şekilde vezir kanadından baskı yapıyoruz. Kale A4. Şah E7. G5'e file 5 alacağım. Evet, şimdi F hattında açalım ki mat etsin bizi. F5 alması lazımdı. Kızım çok güzel jimnastik hareketleri yapıyor karşımda. Vahşeli piyonu canımızı sıkmasın sonra. H7'yi versek. Kale A5, kale B5 geleyim ya. H7'yi alsın. Kale B3. Şimdi A3'ü istiyorum. A3'ü alırsam şah çekiyor fil B4. O yüzden fil B4'ü engelleyelim. Şimdi kale A3 alalım. C3'ü isteyelim. Kale B1'de veziri alalım. Ya tabii iki kaleye vezir oluyor. Fakat şah çok ortada olacağı için sürekli şah çekerek taşları toplayabiliriz. Şimdi bu kale oyun dışı gibi. B5, B4 fikrimiz. At F8. G6'yı da tuttuk. Kaleyi de istedik. At G6. Şimdi B4'de kale B2 oynuyor. Böyle geleceğiz. Atayı da at F5 koymam lazım. Şah C6'ya da koyabilirim hızlıca. Şimdi at H4'ten de gidebiliyorum aslında. At H4, at F5 de oynayabiliyorum. Kale B5 istiyor mu? İstiyor. Şah C6'yı da koruyalım. Bu piyon çok önemli. Kale A2. Böyle geleceğiz. Vezir F8. Zamanlar da azaldı. Geleceğiz. Evet.
beraber yapıyor. Böyle gelsek. Atımız çok oyun dışı kaldı ya. Atı C6'ya koymam gerekiyor. O da izin vermiyor. At H4. Fil D6'ya ne yapacağım ben? Fil D6'ya terk oldu ya. Yok, terk olmadı da. Çok kötü oldu bu. Ha, benim zamanım onun zamanı çokmuş ya. Ben onun zamanı da çok az zannediyorum. Evet, kötü maç kaybettik arkadaşlar. Bugün çok formda değiliz. Yarın turnuva var. Yarın turnuvada çekim yapacağım. Title Arena varmış. Onu çekim yaparak oynayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugün biraz kötü maçlar yaptık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.